Biz Kutlu Doğum programlarının sondan ikincisini yapıyoruz. Cuma günü de inşallah bu ayı Kutlu Doğum programları olarak bitireceğiz. Burada da dördüncüsü. Cenab-ı Hak nice yıllarda programlara devam etmeyi, yapmayı nasip eylesin. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretlerinin malum Kutlu Doğum Haftası etkinliği içerisinde onu tanımak, onu biraz daha öğrenmek, onu biraz daha tanıdıktan sonra biraz daha fazla sevmek, ona biraz daha fazla uymak, bu noktada onun sünnetlerine yapışmak, Allah'ı, Kur'an'ı, onun hadisleri ve sünnetleri neticesinde tanımak. Bizim maksadımız, gayemiz, din algımız Allah'ı ve Kur'an'ı Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretlerinin hadis-i şerifleri ve onun sünnetleri üzerinden tanımak. Dini yaşarken de dini yaşamayı Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretlerinin sayesi üzerinden, onun sünnetleri üzerinden yaşamayı arzulamak. Kıymetli dostlar, böyle bir giriş yaptım ki günümüz İslam dünyasında ne yazık ki Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretlerinin sünnetlerini ve hadislerini inkar edenler, hadis-i şeriflerin hepsini de toptan bir zihniyetle inkar edip bize sadece Kur'an yeter deyip hadis-i şerifleri ataraktan kendi heva ve heveslerine uygun bir din oluşturmaya, hatta dünya emperyalistlerinin istediği gibi kendi kafalarına göre bir İslam oluşturmaya çalışıyorlar. Çünkü hadis-i şerifler durduğu müddetçe sünnet-i Resulullah'a tabi olunulduğu müddetçe dünya emperyalistlerinin istedikleri gibi bir din oluşturamayacaklar. Çünkü hadis-i şeriflerde beyan edilen, yaşanılan din gerçekten Allah'ın peygamberine yaşattığı bir din. Eğer hadisleri yok ederler, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretlerinin sünnetini yaşamayı yok ederlerse, o zaman şu anda dünya emperyalistlerinin felsefik olarak önünde sapasağlam duran bir tek İslam var. O İslam'ı da böylece yenip bertaraf etmek istiyorlar. Biz özellikle Tasavvuf Vakfı olarak Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretlerinin hadislerini, onun sünnetlerini bu zaman zarfında hususi öne çıkararaktan bir şeyin farkındalığını yaratmak istiyoruz. Diyoruz ki, ey ümmet-i Muhammed, kendine gel. Kendine gel de bu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretlerinin hadislerini öğren ve o hadislerinin ışığı altında dinini yaşa. Hani Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri bunlardan bize 1400 yıl önce haber vermiş. Öyle bir zaman gelecek ki rahat koltuklarının üzerinde oturup bacak bacak üstüne atıp sizinle bizim aramızda sadece Allah'ın kitabı vardır diyenler çıkacak. Ben onlardan değilim diyerekten bu 1400 yıl öncesinden bugünlerine haber vermiş. Ne yazık ki televizyonda, gazetelerde, dergilerde, kitaplarda, basında ve medyada sünnet-i Resulullah'ı reddeden, sünnet-i Resulullah'ı bu noktada inkar eden nice, tabiri caizse prof ünvanını, nice tabiri caizse
Şeyh, Nebi, Mehdi ünvanlı kimseler türettiler. Ve bu türettikleri kimseler kendilerine ama bir ilahiyat profesörü olarak tanıtmakta ve tanımlanmakta, ama bir sosyolog olarak tanımlanmakta, ama bu kendisini Mehdi demekte, ama kimisi kendisini Nebi demekte, kendince kendisine bir isimler uydurup, bir lakaplar, bir unvanlar uydurup, ümmet-i Muhammed'in tertemiz dinini ifsad etmek için şeytanın ve deccalın vazifesini yerine getirmekteler. O yüzden kutlu doğum etkinliklerine dört elle sarılıp Hazreti Muhammed-i Mustafa'yı daha iyi tanıtma, daha iyi tanıma, daha iyi onu dinleme, daha iyi onu anlama vesilesi olarak görüyoruz. Hani medyada orada burada bir kısım tartışmalar çıkarıyorlar, diyorlar ki Mevlüt Kandili değil. Evet, biz Mevlüt Kandili kutlamak için buraya toplanmadık. Toplanmamızın sebebi Hazreti Muhammed-i Mustafa'yı tanımak, onu bilmek, onu bildirmek, onu anlamak, onu anlattırmak için toplandık. Kıymetli dostlar, dinin olmazsa olmazlarından birisi Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerine iman edip ona tabi olmaktır. Eğer bir kimse Hazreti Muhammed-i Mustafa'nın peygamberliğine iman etmez, ona tabi olmazsa o iman etmiş sayılmaz. Biz hem peygamberin peygamberliğine iman eder, hem de peygamberin getirdiklerine iman ederiz. Dikkat edin, hem peygamberin peygamberliğine iman eder, hem de peygamberin getirdiklerine de iman ederiz. Peygamberin getirdikleri birinci derecede Kur'an, ikincisi onun sünnet-i Resulullah'ıdır. Hazreti Allah Kur'an-ı Kerim'de biz sana kitabı, kitapla beraber hikmeti verdik der. Bütün İslam uleması aynı noktada toplanırlar. Kitap malum Kur'an-ı Kerim'dir. Yanında da sana hikmeti verdik dediğinde o da onun sünnet-i Resulullah'ıdır. O yüzden peygamberin sünnetine uymak bu manada farzdır. Bir kimse Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin sünnetine uymayı kendine zul görür, bu noktada sünnet-i Resulullah'a uymayı reddederse o kimse iman etmiş sayılmaz. Evliyse nikahı düşer. Çünkü Cenab-ı Hak ayet-i kerimede ey insanlar şüphesiz ki size kendinizden bir peygamber gelmiştir. Sıkıntıya düşmeniz ona ağır gelir. O size çok derece düşkündür. Müminlere çok şefkatli ve merhametlidir. O müminlere çok düşkün, çok şefkatli, çok merhametlidir. Ve o peygamber tüm insanlığa gönderilmiştir. Sadece Muhammedilere değil, o peygamber bütün insanlığın peygamberidir. Başka bir ayet-i kerimede eğer senden yüz çevirirlerse Allah bana yeter de ondan başka ilah yoktur de ben ona güvendim, o yüce arşın Rabbidir de, eğer Hazreti Peygamber'i de sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerini Cenab-ı Hak koruma altına alıyor. Diyor ki eğer ki senden yüz çevirirlerse sen Allah bana yeter de. Demek ki ondan yüz çevirecek olanlar var. Allah bizi ondan yüz çevirenlerden eylemesin inşallah. Devamlı ona doğru yüzünü çevirenlerden eylesin. Devamlı onun sünnetine tabi olanlardan eylesin. Devamlı onun sünnetini yaşayanlardan eylesin. Kıymetli dostlar, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerine biat etmeyen Allah'a biat etmemiş kabul edilir.
Cenab-ı Hak senin peygamberliğini kabul etmeyip sana iman etmeyenler gerçekten iman etmiş değillerdir der. O yüzden Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin getirdiklerine ve kendisine iman etmek muhakkak ki farzdır. İman etmezse bir kimse ne olur? İman etmemiş sayılır. Tekrar söylüyorum, iman etmemiş sayılır. O yüzden Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerine iman eden, onun sünnetlerini yaşayanlara da Cenab-ı Hak çok büyük mükafatlar verecektir. Ayet-i kerimede kim de Allah'a olan ahdini yerine getirir, Allah ona büyük mükafat verecektir demiştir. Ahdini bozanlar ne yazık ki dünyalarını da ahiretlerini de berbat edecektir. Cenab-ı Hak Fetih Suresi ayet 13. Kim Allah'a ve Resulüne iman etmezse bilsin ki muhakkak biz kafirler için tutuşmuş bir ateş hazırladık der. Cenab-ı Hak ayet-i kerimede Allah ve Resulüne imanı şart kılar. Eğer bir kimse ben Allah'a iman ettim, peygamberine iman etmiyorum diyorsa o iman etmiş sayılmaz. Bir kimse ben Allah ve Resulüne iman ettim ama onun sünnetlerini komple reddediyorum, onun hadislerini reddediyorum dese yine iman etmiş sayılmaz. Çünkü iman etmiş sayılmış olsaydı Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin son döneminde yalancı peygamber olarak peygamberlik iddia eden o yalancıya karşı Hazreti Ebubekir radıyallahu anh hazretleri Müseylemetül Kezzab'a savaş açmazdı. Demek ki Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin getirdiklerine tabi olmak farz. Müseylemetül Kezzab zekatı kendi kafasına göre yorumlayıp zekatın üzerinden kendine göre değişiklik yapmak istemişti. Hazreti Ebubekir radıyallahu anh hazretleri onun zekattaki değişikliğini reddederekten yemin etti. Vallahi Muhammed Mustafa'nın zamanındaki gibi zekatı ödemezler ise bu kılıcım onlara hakkını verir der. Hazreti Ömer radıyallahu anh hazretleri ya emir el müminin la ilahe illallah diyen bir kimseyi mi öldüreceksiniz deyince vallahi de der. Eğer o Muhammed Mustafa'nın indirdiği, söylediği zekata uymazsa onu katledeceğim der ve Hazreti Ebubekir radıyallahu anh hazretlerinin ilk savaşı Müseylemetül Kezzab'ın üzerinedir. O yüzden bir kimsenin zekatı hesaplarken kendi heva ve hevesine hesaplamasına, namazı kılarken kendi heva ve hevesine göre namaz kılmasına müsaade yoktur. İslam'da bütün hukuk, bütün muamelat sünnet-i Resulullah'la beraber örülmüştür. Bir kimse kendi kafasından Kur'an'ı kendine göre yorumlayıp yeni bir fıkıh oluşturma, yeni bir kendine göre namaz oluşturma, yeni bir zekat oluşturma hakkı yoktur. O yüzden sünnet-i seniyeye bağlılık, o yüzden sünnet-i seniyeye göre hayatı yaşamak, sünnet-i seniyeye göre dini yorumlamak, sünnet-i seniyeye göre fıkıh kaidelerini yorumlamak farz-ı ayındır. O yüzden Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri aynı zamanda bize çünkü dini ve Kur'an'ı da açıklayandır. O yüzden Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri indirilmiş olan Kur'an'ın manasının ne olduğunu, nasıl yaşanması gerektiğini, neler yapılıp neler yapılmaması gerektiğini de bize anlatır. Ve namazı nasıl kılacağımızı, abdesti nasıl alacağımızı, guslü nasıl alacağımızı, zekatı nasıl vereceğimizi, anne babaya nasıl bakmamız gerektiğini, anne babaya itaatin nasıl olması gerektiğini, eşler arasındaki hukukun nasıl olması gerektiğini, anne baba çocuk arasındaki hukukun, arkadaşlarla olan hukukun nasıl olması gerektiğini dair hayatın bütünüyle bize Hazreti Muhammed Mustafa birer örnektir. Ayet-i kerimede
o Allah'ı zikreden, Allah'a iman eden, Allah'ı zikreden müminler için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinde güzel örnekler vardır diye buyurulmuş. O yüzden Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin o güzel örneklerini almak, o güzel örneklere tabi olmak bütün Müslümanlara farzayındır. Ve Müslümanlar o güzel örneklerle hayatlarını güzelleştirirler. O güzel örneklerle hayatlarını sırat-ı müstakime, en doğru yola oturturlar. Enteresandır, dikkatinizi çekerim. Fatiha-i Şerife'nin sonunda biz kendi lisanımız ile dua ederiz. Ya Rabbi, bizi doğru yolda ilet. Ama kimin doğru yolu? O senin inam ettiğin, o ihsan ettiğin, o peygamberler, o salih kimseler var ya, evet, onların yolunda bizi doğru yola ilet. Sebep, heva ve hevesimize uymayalım. Sebep, Kur'an'ı kendi kafamızdan yorumlamayalım, yormayalım. Sebep, dini kendi kafamızdan yormayalım. Dost doğru yol neymiş? Peygamberlerin, salihlerin, velilerin yolunda. Peygamberlerin, salihlerin yolu, dost doğru yol. Bir kimsenin kendi heva ve hevesi değil. Bir kimsenin kendi nefsaniyetinden konuştukları değil. Ya peygamberlerin yolundan, salihlerin yolundan. Müslümanlar günde 40 vakit namazın içerisinde bu dua ile dualanıyorlar. Ve o duanın neticesidir ki Müslümanların yolları dosdoğru dimdik ayakta duruyor. O kadar bozmaya çalışmalarına rağmen, o kadar insanlar kendi kendilerine bunu bozmak için uğraşmasına rağmen ümmet-i Muhammed'in imanı ve inancı dimdik ayakta duruyor. Eğer Allah'ı seviyorsanız bana uyun ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Allah çok bağışlayan ve çok merhamet edendir. Ali İmran ayet 31. De ki eğer Allah'ı seviyorsanız bana uyun. Yani Allah'ı seviyorum diyenler Muhammed-i Mustafa'ya uymakla mükellefler. Allah'a iman ettim diyenler Muhammed-i Mustafa'ya uymakla mükellefler. Bunu Necranlı Hristiyanlar gelirler. Necranlı Hristiyanların başındaki papaz der ki biz Allah'ı çok seviyoruz. Biz Allah'ı çok seviyoruz deyince, bir kimse Allah'ı çok seviyorum deyince onun ölçülebilirliği yoktur. Bir kimse Allah'ı çok seviyorum dedi bize. Biz onu ölçülebilir göremeyiz. Cenab-ı Hak bu soyut Allah'ı sevme kavramını somutlaştırıyor. Bizim önümüzde örnekleştiriyor. Senin Allah'ı sevmen Muhammed-i Mustafa'ya uyduğun kadar. Senin Allah'ı sevgin Muhammed-i Mustafa'nın izine bastığın kadar. Çünkü de ki eğer Allah'ı seviyorsanız bana uyun. Kime? Muhammed-i Mustafa'ya sallallahu aleyhi ve selleme. Yoksa bütün insanlar kendilerince Allah'ı çok seviyorlar. Bir bakıyorsunuz çız çıbıldak bir sanatçı denilen kimse televizyonlarda boy gösterip çıplak göğsüne vuruyor. Allah'ım ben de Allah'ı çok seviyorum diyor. Biz de diyoruz ki ya bu Allah'ı çok seviyor. Hayır. Onun Muhammed-i Mustafa'ya ne kadar uyduğuna bakacağız. Elimizdeki delil, elimizdeki ölçü, elimizdeki turnusol kağıdı, elimizdeki mihenk. Herkes Allah'ı seviyorum deyip bizi aldatabilir, bizi kandırabilir. Yok arkadaş,
Sen Muhammed Mustafa'ya ne kadar uydun? Ahlakında, hukukunda, muamelatında, namazında, abdestinde, orucunda, haccında, zekatında, anne babaya olan itaatinde, eşlerin arasındaki ilişkilerde, çocuklarla olan ilişkilerde, komşularla olan ilişkilerinde, alışverişinde. Sen ne kadar Muhammed Mustafa'ya uydun? Ölçü bu. Ölçümüz bu olmalı. O yüzden normalde Allah muhafaza eylesin, Allah'ı seviyorum diyenler Muhammed Mustafa'ya uymakla yükümlüler. Hadis-i şerifte kim bizim üzerinde bulunduğumuz yolun dışında başka bir amel işlerlerse o amel reddedilirdi buyuruyor Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri. O zaman işlediğimiz ameller, işleyeceğimiz ameller, yapacak olduğumuz dini tavır ve davranışların hepsi de Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretlerinin sünnetine uyması gerekmektedir. Kıymetli dostlar, işte Hazreti Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri de bu manada İslam'ın Muhammediliğin velisidir. Ben Kur'an'ın kuluyum, Muhammed Mustafa'nın yolunun tozuyum. Bunun dışında bir söz söylerlerse o sözden de o söyleyenden de uzağım diyen Hazreti Mevlana Celaleddin Rum Hazretleri Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretlerini bir mürşit, bir yol gösterici, bir kurtarıcı olarak görmüş ve onun sünneti Resulullah'ına sımsıkı sarılmıştır. Ve bu manada o aşk madeni, o kerem denizi aleminde, Adem'in de en başı, en büyüğü, en iyisi, insanlarla cinnilerin peygamberi, iki alemin güneşi, alemin rahmeti, Adem oğullarının da övüncüdür diyerekten Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretlerinin layık olduğu noktaya koymaktadır. Hazreti Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri hiçbir zaman kendisini Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretlerinden üstün görme gibi bir küstahlığın içinde değildir. O bir Muhammed sevdalısıdır. O bir peygamber sevdalısıdır. O Muhammed Mustafa'nın izlerine, onun nefesini takip eden büyük mürşit, büyük velidir. Peygamberler başı, sefa denizi, benzeri olmayan olarak nitelendirir Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretlerini. Çünkü Hazreti Mevlana ne yaşayıp gördüyse Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretlerinin sünnetinde görmüştür. Mesnevisinde 6000'in üzerinde hadisi şerifi şerh eder. 4000'in üzerinde ayet-i kerimenin şerhi vardır Mesnevi'de. Mesnevi bir hikaye kitabı değildir. Hayatın tefsiri niteliğindedir. 4000'in üzerinde ayet-i kerime, 6000'in üzerinde hadis-i şerifin şerhi vardır. O iyi işlerde imama olan keremlere, kerametlere düzen verendir. O iyi işlerde imamdır. Ve iyi işlerde düzen verir. İyi işlerin üzerinde kerem sahibidir ve keramet gösterir. Bütün insanlığa iyilik emreden bir peygamber. Bütün insanlığa, bütün alemlere rahmet olarak gönderilmiş bir peygamber. Ona benzer ne gelmiştir ne de gelecektir der Hazreti Peygamber Hazreti Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri. Ne gelmiştir, ona benzer ne de gelecektir. Bakmayın siz şimdi televizyonlarda soytarılık yapan yok Nebi'ydi, yok Resul'dü, yok o bilmem neydi diyen yalancılara. Ne onun gibi bir peygamber gelir, ne de peygamber gelecektir. Hadis-i şerifte benden sonra ne bir Nebi, ne bir Resul, ne bir peygamber gelmeyecektir der. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri. Gelenler yalancıdır. Yine hadis-i şerifte beyan eder ki benden sonra 33 tane yalancı peygamber gelmedikçe kıyamet kopmaz.
En son Amerika'da kendisini Nebi ve Resul gören kaçıncı bilmiyorum. Saymak lazım tarihte kaç tane yalancı peygamber başladı. Birincisi Müseylemetül Kezzab. Üstüne 33 tane saymak lazım. 33 tane tamamlanınca kıyamet kopacak. Orada bir Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin mübarek mucizesi var. O olmasaydı gökyüzü olmazdı, dönmezdi, nurlanmazdı. Meleklere yurt kesilmezdi. O olmasaydı denizler olmaz. Denizlerdeki heybet vücut bulmaz. Balıklar ve padişahlara layık inciler meydana gelmezdi. Yine o olmasaydı yeryüzü olmaz. Yeryüzünün içinde defineler dışında yaseminler yaratılmazdı. Hazreti Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerini varlığın ve güzelliklerin sebebi olarak görür. Hani sufilerin hadis olarak kabul ettiği ama sufilerin dışındakilerin hadis olarak kabul etmedi. Ama Ali'ül Karri'nin dahi mana itibariyle doğru kabul ettiği, Ali'ül Karri'nin dahi mana olarak doğru kabul ettiği, sen olmasaydın mükavanatı yaratmazdım denilen Muhammed-i Mustafa. Hazreti Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri de bunu şerh etmekte. Nebi o ölmeyen aşk ve sevgiden ibarettir. Biri dedi ki niçin minarede yalnız Allah'ı sena etmeyip Muhammed'i de anıyorlar? Ona dediler ki Muhammed'in övülmesi Allah'ın senası değil midir ki sanki? Hazreti Mevlana ezanlarda Muhammed-i Mustafa'nın övülmesini dahi Allah'ın övülmesi, Allah'ın sena edilmesi olarak bize beyan eder. Taze bah dostumuz, can vermek işimiz, gücümüz, kervan başımızda dünyanın övündü Mustafa bizim. Hazreti Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri kervan başı olarak görmekte. Kıymetli dostlar, yine Hazreti Mevlana Celaleddin Rumi Hazretlerinin birkaç beytiyle sohbetime son veriyorum. Anlam denizi aşktır. Her birisi o denizde bir balık. Ahmet ise denizdeki incidir. Hazreti Ahmet eğer o ulu ve yüce kanadını açarsa Cebrail ebedi olarak kendinden geçip gider diyen Hazreti Mevlana Celaleddin Rumi Hazretlerinin peygamber sevgisini de bu manada ayakta alkışlayıp hepinizin gecenizin hayır olmasını ve bütün hayatınızda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerine tabi olarak bir hayat yaşamanızı dilerim. Kıymetli dostlar, bu teveccühünüz ve yakın ilginizden ve alakanızdan dolayı hepinize teşekkür eder. Kutlu doğum haftanızı, ayınızı, yılınızı tebrik ederim. Selamünaleyküm.